Çek. Zaten hemşire hanıma bu bilgi gittiği için internet üzerinden direkt bizi, ben daha ulaşmadan bana ulaşıyor. Olmazsa direkt hastaneye işte buyurun. Örneğin Tekirdağ'daki hastamız Erberk'in test sonuçlarını ertesi gün kontrol ediyoruz. Hastanın herhangi bir alevlenmesi var mı, yok mu bunu değerlendirip gerekirse hastaneye kendisini davet edip erken dönemde hastane ihtiyacının olup olmadığını planlayıp bu şekilde hastalarımızın sırf solunum fonksiyon testi yapmak için hastaneye gelişlerini önlemiş oluyoruz. Yaklaşık 5 yıllık bir Ar-Ge'nin ürünü olarak biz geliştirdiğimiz teknolojileri 52 ülkeye ulaştırdık. 20 ülkede farklı distribütörlerimiz var. Bunlar Avustralya, İspanya, İngiltere, Almanya gibi ülkelere satışlar gerçekleştirdik. Önümüzdeki yıldan itibaren Amerika, Kanada marketlerinde de büyümeyi hedefliyoruz. Yaptığımız ürün kronik solunum hastalıkları olan astım, KOAH, kistik fibrozis, post-covid hastalıklarında teşhis ve tedavi takip süreçlerine hitap etmekte. Akciğerin tansiyon aleti gibi düşünebilirsiniz. Bir ev tipi spirometre, bu Bluetooth'la mobil uygulamayla entegre çalışarak da evde testleri yapabilmesine, hastanın testleri yapabilmesine imkan sağlıyor. Bizim burada odaklandığımız ve dünyada da ses getirmesinde en etkili olan sebep, biz en hassas ölçüm yöntemi olan ultrasonik hava ölçüm tekniğini evde kullanılabilir bir hale getirdik. Bir de bunu mobil uygulamayla entegre halde sunmuş oluyoruz. Mobil uygulama adeta hemşirenin yerini almış durumda ve hastayı doğru bir şekilde testi yapması için yönlendirebiliyoruz. Aslında ultrasonik hava ölçüm yöntemini ev tipi spirometrelerde kullanan ilk firma olduk diyebilirim. Farklı ülkelerde karşılıklarını gördük. Avustralya'da biz zaten bunun öncülerinden biri olduk. E-nabızı entegrasyon konusunda çalışmalarımız devam etmekte. Önümüzdeki yıl bakanlığımızın da izinleri çerçevesinde bunları sisteme dahil etmek istiyoruz. Bu tip teknolojilerin gelişmesinden önce hastaların mutlaka hastaneye başvurması gerekiyordu. Bu da hem hastalarda bir çekince yaratıyordu çünkü ağır hastalıkları olduğu için genellikle hastane ortamına girmek istemiyorlardı. Bunun da sonucu olarak hastalar sıkı kontrolde olamamaktaydı ve bazen aylar geçtikten sonra hastaneye geldiğinde de ne yazık ki solunum fonksiyon testlerindeki değerlerin düşmüş olduğunu gördüğümüz için de bu hastalara hastanede yatış tedavileri, daha ağır tedaviler önermemiz gerekiyordu. Evden izlenen hastalarda evdeki solunum fonksiyon testleri bizim için çok değerli. Bu yüzden hastaların solunum fonksiyon değerlerini takip ederek durumları hakkında fikir sahibi olmamız ve onları gereğinde hastaneye çağırmamız, gereğinde tedavilerini değiştirmemiz mümkün olabilmektedir. Çocukluk çağı için konuşacak olursak bu hastalıklar içinde en başta bizim için kistik fibrozis ve astım gelmekte. Kistik fibrozis ise burada özel bir grup. Bizim 350 civarında, Türkiye'de ise yaklaşık 3500 civarında hasta var. Ve bu hastaların çok yakın takibi gerekiyor. Bunların dışında kistik fibrozis dışı bronşektazi dediğimiz akciğerinde hasar gelişmiş çocuklar da var. Yine Türkiye'de bu sayının da 3000-5000 civarında olduğu düşünülebilir. Ve birçok kronik akciğer hastalığı, primer siler diskinezi, yine doğuştan gelen, yeni doğandan itibaren gelen kronik akciğer hastalıkları da bunların içinde sayılabilir. Erişkin grubu da düşünecek olursak özellikle kronik obstrüktif akciğer hastalığı yani KOAH hastalarının da bu tarzda takipte olmasında fayda var. Covid geçiren veya Covid şüphesi olan hastaların evden takibi, özellikle Covid geçiren hastaların uzun dönem takibinde evden yapılacak solunum fonksiyon testleri çok değerli. Biz pandemi sürecinde kistik fibrozisli hastalardan özellikle şehir dışında oturan, gelemeyen hastaları da alarak bunları bir de kontrol grubuyla karşılaştırarak hastaların solunum fonksiyon testlerini evden izlemeye başladık. Bir grupta klasik eski sistem hastaneye gelerek takip edilen hastalar oldu. Şimdi bu verileri değerlendiriyoruz. Bitme aşamasına geldi. Bu verilerin sonucunda evden takip edilenlerle normal takip edilenler arasında birçok değeri karşılaştıracağız ve bunları uluslararası dergilerde yayınlayarak bütün dünyaya duyurmayı amaçlıyoruz. Bu sistemin aslında kolay ulaşılabilir olması ve kamu kuruluşları tarafından da geri ödemeye alınması çok önemli. Çünkü hem mali hem de insani açıdan faydalı olacağını gösterecektir. Kistik fibrozis annesi olmak gerçekten çok zor. Gerçekten çok zor bir süreç. Madden manen. Erberk'in teşhisi 2007'de teşhisi konuldu. Ben Tekirdağ'da oturuyorum. Sürekli bir ayağım İstanbul'da. Baştan çapa, sonra Marmara. Derken ikinci oğlum da yine aynı şekilde doğdu ve o da kistik fibrozis
teşhisi konuldu. Erberk'in sosyal hayatı bir kere çok etkileniyordu. Tatil planımız oluyordu. Tatile gidemiyorduk çünkü hastane kontrolümüz sık sık olup biz solunum fonksiyon testini sık sık vermemiz gerekiyordu. Bu Cipro Home'dan sonra, Cipro Med'den sonra benim kaygı bozukluğum bile hani düzelmeye başladı. İşte kötü çıkıyor, hemen Burcu Hanım'la iletişime geçiyoruz, hemşire hanımlarla. Aynı hastane ortamımızdaki gibi, evde iki defa, haftada iki defa, çarşamba ve pazar günleri bu solunum fonksiyon testini evde yapıyoruz. Mükemmel bir sistem, hayatı gerçekten kolaylaştıran bir sistem. Yoksa bir ayağım sürekli hastanede, yani ayda bir, 15 günde bir, 2 ayda bir. Hastaların spiro home cihazları bizim spiro kulağı sistemimiz.